Merhaba, ben avukat Enes Kabadayı. İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık faaliyeti yürütüyorum. Aynı zamanda İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi üyesiyim. Bildiğiniz üzere 11 Eylül tarihinde Ankara'da 48 avukat 60 hukukçu hakkında gözaltı kararı verilmişti ve bu meslektaşlarımızın birçoğu mesleki faaliyetlerinden dolayı gözaltına alındı. Bu operasyonun olduğu günlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın gecelediği 10 bin liralık bir otelde nişan balayına gittiğine dair haberler medyaya yansıdı. Ve ben bu haber üzerinden aynı zamanda avukat meslektaşlarımızın da gözaltına alındığı sıcak günlerdeyken bir eleştiri dile getirdim ve bunu kendi kişisel sosyal medya hesabımda paylaştım. 13 Eylül'de ben bu paylaşımı yapmıştım. Aradan 2 gün geçtikten sonra 15 Eylül tarihinde Çağla Dursun isimli bir Twitter kullanıcısı benim bu paylaşımımın altına cevap yazdı ve bu ülkede adalet çok güzel bir şekilde işliyor, tecelli ediyor. Sizin gibi avukatlık mesleğini kullanan teröristlere rağmen şeklinde bir cevap yazdı. Tabii ben o an şahsıma yani terörist gibi bir hakarette bulunulduğu için sert bir cevap verecektim ama bunun bu kişiyle aynı hatayı yapmak olduğunu düşündüğüm için vazgeçtim. Daha sonrasında bu kişinin kim olduğunu araştırmaya başladım. Açık kaynaklardan avukat Çağla Dursun olarak arattığımda Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın işte mutlu günü nişanlandığı gibi yerel basında, Zonguldak yerel basında haberler çıktığını gördüm. Ve avukat Çağla Dursun'un kız kardeşi işte Ayça Dursun da Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman nişanlandı şeklinde haberler okudum. Aynı zamanda bu kişinin 2016 yılına kadar dayanan avukat olduğuna dair medyaya yansıyan haberler gördüm. AK Parti Çaycuma ilçe teşkilatında görevler aldığı yazıyordu bu haberlerde. Ben daha sonrasında bir avukatın bu tür bir üslupla paylaşım yapmayacağını düşündüm. Bu şekilde düşünmek istedim ve Türkiye Barolar Birliği'nin ve Zonguldak Barosu'nun avukat sorgulama sayfalarına girerek Çağla Dursun ismini arattım. Fakat herhangi bir avukat kaydına rastlanılmadı burada. Daha sonrasında ben sosyal medya hesabından bu kişiye avukat olup olmadığını sordum ve bana hakaret ettiği için bu tweet'i kaldırmasını rica ettim. Yaptığı eylemin hakaret suçunu oluşturduğunu dile getirdim. Fakat bu kişi avukatlık sıfatımı da ben bir kenara koyarak ifademi vermeye giderim, sorun değil şeklinde bana cevap yazdı. Daha sonrasında konuşma burada sonlandı ve ben bu olayı takip eden günlerde hem Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına iki ayrı suçtan suç duyurusunda bulundum ve aynı zamanda Zonguldak Barosu'na da bu kişinin hakkında eğer avukatsa veya stajyer avukatsa disiplin soruşturması açılması konusunda talepte bulundum yazılı olarak. Şu an itibariyle Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı bu kişi hakkında iki ayrı suçtan. Birincisi sesli ve görüntülü iletişim yoluyla hakaret. İkincisi de 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 63. maddesini ihlal etmesi sebebiyle soruşturma başlattı. Bunun yanında da ben 22 Eylül tarihinde Zonguldak Barosu Başkanlığı'na yazılı dilekçemi göndermiştim. Zonguldak Barosu Yönetim Kurulu'nun 24 Eylül tarihli kararında Çağla Dursun'un baro bünyesinde stajyer avukat olarak yer aldığı, avukatlık staj yönetmeliği doğrultusunda meslek kurallarını ihlal etmesi sebebiyle kendisinin savunması alınmadan direkt doğrudan yazılı uyarı şeklinde bir yaptırıma gidildiği ve aynı zamanda Avukatlık Kanunu 63. maddenin ihlali sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığına bildirimde bulunmasına karar verildiğini öğrendim ben. Barodan bu kararı talep ettiğimde bana gönderdiler. Fakat ben baronun bu kararını usulen eksik ve yanlış buluyorum. Çünkü avukat stajyerleri de aynı zamanda Avukatlık Kanunu 138. maddesi doğrultusunda haklarında disiplin soruşturulması ve kovuşturulması yürütülebilecek kişiler arasında sayılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kanun gerekçesinde de bu zaten açık şekilde ifade edilmiş. Dolayısıyla ben aynı şekilde hem Türkiye Barolar Birliği meslek kurallarını ihlal etmesi sebebiyle hem de Avukatlık Kanunu'nun ilgili hükümlerini ihlal etmesi sebebiyle ikinci bir şikayette bulundum Çağla Dursun hakkında. Bu kişi hakkında disiplin soruşturması açılmasını ve eylemlerinin açıkça kusurlu olması sebebiyle Avukatlık Kanunu disiplin cezası ile ilgili hükümleri doğrultusunda en az kınama cezası ile cezalandırılarak hakkında karar verilmesini istedim. Şimdi Zonguldak Barosu'ndan bu ikinci yaptığımız talebe karşı bir karar almasını bekliyoruz. Aynı zamanda savcılık boyutuyla da alakalı Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı ile yaptığım görüşmeye de bu kişi hakkında yaptığım iki ayrı suç duyurusunun şu an ilgili savcının önünde olduğunu ve savcı beyin bu kişiyi ifadeye çağıracağını, ifade sonrasında iddianame hazırlanıp hazırlanmaması yönünde bir değerlendirmeye gidileceğini öğrendim.
Bu konuda ben bu işin hem şahsıma yapılan hakaret yönüyle hem de avukatlık sıfatını kullanması sebebiyle sonuna kadar takipçisi olacağım. Çünkü bu konuda avukatlık sıfatını kullanması ve bu sebeple bir menfaat elde etmiş olması durumunda her bir menfaat elde ettiği olay bakımından Türk Ceza Kanunu'nun dolandırıcılık suçu hükümleri doğrultusunda bu kişinin yargılanması söz konusu olabilir. Ben bu konuda da savcılığa yaptığım talepte hem UYAP kayıtlarına hem Zonguldak Adliyesi çapında bir kayıtlara ve Zonguldak'ta da bu konuda araştırma yapılmasını talep ettim. Çünkü bu konuda araştırma yetkisi şüphesiz ki savcılığın yetkisi dahilinde. Bu konuda eğer bir menfaat elde ettiği ortaya çıkarsa ayrıca bunu tekrardan suç duyurusuna konu yapacağım. Hem kendi şahsıma yapılan hakaretle alakalı hem de bu kişinin avukat olmadan daha avukatlık sıfatını 2016 yılından beri belki de hukuk fakültesinde okuduğu yıllardan beri avukatlık sıfatını kullanarak menfaat elde etmiş olabilme ihtimalini düşünüyorum. Bu sıfatı kullanarak bu nüfuzu sağlanmasına dahi bizim göz yummamız söz konusu olamaz. Çünkü Zonguldak'ta yerel halktan da ben bu konuyu sosyal medya hesabımda paylaştıktan sonra bazı insanlar bana ulaştılar ve dediler ki ben aslında şöyle düşünmüştüm. Bu kişinin ailesinin orada bir nüfuzu olması sebebiyle aynı zamanda avukatlık sıfatında kullanarak bazı menfaatler elde etmiş olabilir mi diye şüphelendim. Fakat olayın tam tersi olduğunu, bu kişinin avukatlık sıfatını kullanarak orada elde ettiği nüfuz ile aynı zamanda aile şirketiyle de bir taraftan başka işler yaptığını bana oradaki halktan, bu kişiyi tanıyan kişiler bana aktardılar. Dolayısıyla ben bu konuda savcılığın da gerekli araştırmayı ve soruşturmayı yapması için özenle üzerinde durmayı düşünüyorum. Şu anlık olay bu şekilde. Önümüzdeki günlerde tekrardan Zonguldak Barosu'nun kararını ve savcılığın yapacağı işlemleri takip edeceğiz.